Ege'nin Sesi TV'den ekranlarından herkese merhaba. Sağlık Vakti programının bugün konuğu Özel Medinova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Dilara Can bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Dilara Hanım. Hoş bulduk Hazal Hanım. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok sağ olun. Öncelikle sizi tanıyalım. İzleyicilerimiz bir Dilara Can kim öğrensin. 1992 doğumluyum. İzmir doğumluyum. Tıp Fakültesini Adnan Menderes Üniversitesi'nde okudum. Kadın Doğum İstisası'nı da Adnan Menderes Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Ardahan Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmetimi yaptım. Sonrasında da kısa bir süredir Medinova Hastanesi'nde çalışıyorum. Hoş geldiniz diyelim. Aydın'a da yeni geldiniz. Ama eğitiminizi burada tamamladınız sanırım. Evet. Hayırlı olsun tekrardan çok sizin için de. Öncelikle gebe kalmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir Dilara Hanım? Şöyle, gebelik aslında öncesinde planlanması yapılması gereken bir durum diyebiliriz. Çiftlerin öncelikle buna anne babanın ikisinin birlikte en uygun koşullarda hazır olduğu döneme beraber karar vermeleri önemli. Bizim için optimal koşulları sağlayıp ondan sonrasında gebelik oluşmasını tercih ederiz her zaman için tabii ki. Öncesinde en azından bize bir muayeneye gelirlerse, annenin adet düzeniyle alakalı, ek hastalıklarıyla alakalı bir problem var mı? Örneğin şeker, tansiyon, kalp hastalıkları, guatr bunlar var mı? Uygun kiloda mı? Gebeliğe belli bir kilo seviyesinde başlamalarını tercih edebiliriz. Bununla alakalı diyet önerilerimiz, beslenme önerilerimiz olabilir. Şeker açısından, kalp hastalıkları açısından, tansiyon açısından veya diğer ilave hastalıklar açısından gerekirse ilaç kullanımı. Düzenli hastalıkları varsa, bununla alakalı bir ilaç kullanıyorsa ama bu ilaçlar gebeliğe uygun değilse ilaç değişikliklerini yapmak olabilir. Onun dışında genetik hastalıklar olabiliyor. Bunlar açısından değerlendirmek uygun olabilir. Yani gebelik planlayan hastaları biz öncesinde mümkün olduğunca görmek istiyoruz. Peki bu süreçte size ne kadar zaman önce gelmeliler ki düzgün bir gebelik, planlı bir gebelik geçirsinler? Aslında bir gebelik düşünen bir hasta varsa, yani çiftler evlendikten sonra aslında gebelik planlaması yapıyorlarsa görebiliriz. Anladım. Anne adayını. Peki gebelik sürecinde bir kadını neler bekliyor? Yani nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Gebelikte aslında kadının bütün fizyolojisi değişiyor diyebiliriz. Örneğin kardiyak sistem değişiyor, genitourinary sistem değişiyor, sindirim sistemi bunların hepsi değişiyor. Gebelik sürecinde beslenme nasıl olmalı, anne adaylarımız nasıl beslenmeli? Bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi gebelikte beslenmede aslında her zaman önerdiğimiz önerilerimizi bulunabiliriz. Sebze meyveden zengin beslenme olabilir, protein oranı yüksek besinlerle beslenme olabilir. Onun dışında kullanmasını istemediğimiz bazı besinler oluyor gebelikte. Sakatatları önermiyoruz. Çiğ, iyi yıkanmamış sebze meyveleri önermiyoruz. Çiğ et, süt, bunlarla yapılmış peynirler olsun, çiğ köfte gibi besinler olsun, sushi gibi besinler olsun bunların kullanımını istemiyoruz, önermiyoruz. Paketli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmalarını istiyoruz. Onun dışında midye, bunu istemiyoruz. Omega 3 kaynağı olarak balık öneriyoruz hastalarımız ama bunları derin sularda yüzen balıklardan değil, çoğunlukla daha küçük balıklar tercih etmelerini öneriyoruz. Ağır metaller içerebiliyor bunlar. Bebeğin gelişimine zararlı olduğunu düşünüyoruz. Biz en azından 2,5-3 litre kadar hastanın su tüketim yapmasını öneriyoruz. Şöyle aslında bununla alakalı yanlış bilinen bazı durumlar var aslında. Şöyle hani daha doğrusu toplum kendi kendini bu şekilde yönlendiriyor da olabilir. İşte çift canlı olduğunu söyleyenler, eş dost akrabalar tarafından daha fazla yemesi gerektiğini söyleyenler olabiliyor. Kişi de bazen buna inanıp bu şekilde beslenme düzeni oturtmaya yatkın olabiliyor. Çok doğru değil aslında bunu söylemek. Gebeliği 3 aylık dönemlere ayıracak olursak ilk 3 aylık dönemde çoğunlukla ekstra kalori ihtiyacı yok diyebileceğimiz kadar az. İkinci 3 aylık dönemde yaklaşık 300 kalori. Üçüncü 3 aylık dönemde 400-450 kalori civarında. Yani aslında bunlar fazladan yediğimiz ufak bir sandviçle bir miktar, bir kase yoğurtla bile alabileceğimiz kalori ihtiyacını kapatabileceğimiz boyutta. O yüzden ekstra fazla beslenmeye, kilo alımını önermiyoruz gebelikte. Bir de şöyle şeyler var. Mesela annenin kilo almasından ziyade bebeğin kilo almasını sağlayacak besinler var. Muz, ceviz bunlar daha çok bebeğin gelişimi için katkılı. Mesela dediğiniz gibi iki tabak yemek yemektense kendimizi kilo aldırmaya yönelmektense
bilinçli, bilerek çocuğa faydalı besinler tüketmek daha çok önerdiğiniz şeyler. Evet, aslında bunu sınırlama yapmak mümkün değil. Her zamanki beslenme önerilerimiz aslında geçerli her zaman için. Ne kadar paketli gıdalardan uzak durursak, sebze, meyve bunların hepsini düzenli olarak tüketirsek, tabii sebze meyveyi tüketelim ya da meyveyi bizim için bir zararı yoktur, anne için bir zararı yoktur demek de doğru değil. Aslında şeker oranı yüksek olduğu için onları da belirli miktarlarda tüketilmesini öneriyoruz. Aslında dengeli beslenmeyi öneriyoruz. Uygun kalori açığını kapatacak düzeyde ilave ek besinler öneriyoruz sadece. Evet, anladım. Peki bu gebelik sürecinde cinsel ilişkiyle ilgili değinmek istediğiniz noktalar var mıdır? Bununla ilgili ne uyarılabilirsiniz? Şöyle, aslında gebeliğin başlangıcından itibaren son günlerine kadar cinsel ilişkiyle alakalı bir yasağımız olmuyor. Belli başlı durumlar oluyor. İşte sebebi bilinmeyen kanamalar, devam eden kanamalar, rahim ağzında bazı yetmezlikler, bebeğin eşinin rahim ağzını kapattığı durumlar, erken doğum tehdidi olan hastalarımız, enfeksiyon olan hastalarımız bazı durumlarda yasaklıyoruz. Onun dışında başından son günlerine kadar cinsel ilişkide aslında bir yasak uygulamıyoruz hastalarımıza. Burada aynı hastanın kendi seçimi oluyor gibi aslında. Bazı hastalar kendini bebeğe zarar verme güdüsüyle tercih etmiyor olabiliyorlar. Veya hani psikolojik olarak çok rahat hissetmiyor olabiliyorlar. Ama bizim belli başlı durumlar dışında, kendi hekimin önerdiği durumlar dışında ciddi bir kısıtlamamız olmuyor cinsel ilişki için. Peki gebelik sürecinde çay, kahve tüketimi ve yasaklı maddeler var. Normal hayatta da aslında kullanılmaması gerekiyor ama bazı anne adaylarımız tercih ediyor olabiliyor. Evet, hepimizde aslında var bu tarz alışkanlıklar. Gebelikte de bırakmak zor olabiliyor. Şöyle, çayla alakalı aslında 3-5 bardağı geçmelerini istemiyoruz. İçebilir, içemez diye bir kaydı tabii ki yok aslında. Ama hani çay demir emilimini biraz azaltıyor. Hani içiyorsak bile en azından demir ilaçlarımız, onlar da var kullandığımız. Demirle arasında eğer bir 2 saatlik vakit bırakabilirsek, 3-5 bardağı geçmezsek daha iyi olacaktır. Kahveyle de ilgili aslında 2 büyük kupa kahveye kadar tüketilebilir. Veya 2 fincan Türk kahvesi de diyebiliriz. 2'ye kadar normal kabul edebiliriz. Ama hani unutmamak lazım ki sonuçta kahveyi de belli bir miktarın üzerinde içince onun da diüretik etkisi oluyor. Aynı zamanda baş ağrısı yapabiliyor, uyku bozuklukları olabiliyor. Yani kendi etkisinin dışında bu tip etkiler de görülebiliyor çay kahve ile alakalı. Anladım. Bu planlı gebelik sürecinde gebe kalmadan önce zaten bir folik asit kullanımımız var. Peki evet. Gebe kaldıktan sonra kullanması gereken anne adayının takviyeler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Şimdi folik asit nöral tüp dediğimiz bir yapı var. Buradan daha sonrasında omurilik ve beyin gelişiyor. Bunların gelişimi için önemli. Burada bazen defekt saptanabiliyor. Bunun gelişmesini önlemek için biz gebe kalmadan önce aslında folik asit öneriyoruz. Gebelik planlayan hastalara folik asit öneriyoruz. Gebe kaldıktan sonra da ilk 3 aylık dönemde devam etmesini istiyoruz. Aslında döllenmeden sonra 3 haftalık bir süreçte bu nöral tüp oluşmaya başladığı için öncesinde başlamak bizim için önemli. Şimdi gebelikte kullanmasını önerdiğimiz bazı takviyeler var hastalarımıza. Folik asit dışında ilk 3 ay folik asit kullandık. Daha sonrasında hastalarımıza özellikle önerdiğimiz D vitamini takviyemiz var. Bebeğin iskelet gelişimi için önemli D vitamini. Bunu gebelik öncesi 6 ay, gebelik sonrasında dahi devam edilmesini istiyoruz. Bir 6 ay kadar da anneye doğum sonrasında. Bunun dışında demir öneriyoruz hastalarımıza. Demir ilacını da 4. aydan sonra kullanıp gene aynı şekilde doğum sonrasında 3. aya kadar devam etmelerini öneriyoruz. Bazen magnezyum eksikliklerinde kas krampları olabiliyor. Bunlar için lüzum hali magnezyum takviyesi önerdiğimiz hastalarımız olabiliyor. Kalsiyum ihtiyacı aslında önemli. Gene aynı şekilde bebeğin kas iskelet gelişimi için olsun, kemik gelişimi, diş gelişimi için olsun önemli. Bunlar bizim takviyelerimizde aslında boyut olarak biraz büyük takviyeler olduğu için multivitaminlerimizin içinde bir miktar da az görülebiliyor. O yüzden biz kendimiz de bunu dışarıdan beslenme yoluyla almaya bir miktar daha özen gösterebiliriz. Bu şekilde önerebiliriz hastalarımıza. Doğum şekilleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Vajinal doğum, sezeryen doğum. Bunlar anne adayı için bebeğin doğumuyla ilgili süreçte faydası, zararı nasıldır? Ya da sizin öneriniz nedir? Şöyle, aslında biz anne adayı ilk gebe kaldığını öğrendiğinde hem gebelik sürecini nasıl geçireceğini ve ilk aklına gelen sorulardan bir tanesi de doğumu nasıl yapacağını düşünmeye başlıyor. Bunu aslında erken dönemde söylemek çok doğru olmuyor. Aslında bu gebeliğin sonlarına doğru, doğum vakti geldiğinde bazen doğum şekli açısından net değerlendirebileceğimiz durumlar olabiliyor ama normal şartlarda daha doğrusu doğum anında daha net
belli olabilir de diyebiliriz. Şimdi normal doğum, aslında biz hekimler olarak da bazen bu konuda yanlış tabirlerde bulunuyoruz. Aslında normal doğum değil, vajinal doğum demek daha doğru. Zaten vajinal doğum normal ve fizyolojik olan. Sezeryan doğum da değil, belki sezeryan ameliyatı demek daha doğru. Burada ikisini birbirine alternatif gibi düşünmek, eşdeğerde düşünmek belki doğru değil. Aslında normal vajinal doğumun uygun olmadığı hastalarda bazen anne ya da bebek açısından sezeryan gerekliliği olabiliyor. Sezeryanın gerekli olduğu durumlar da oluşabiliyor tabii ki. Örneğin geçirilmiş eski sezeryanlar mevcutsa, bebek iri ise, annenin çatı muayenesi gerçekten normal doğum için uyumlu değilse, annede bazı enfeksiyonlar olabiliyor bu durumlarda. Normal doğum yapmasına uygun görmediğimiz enfeksiyonlar olabiliyor. Çoğul gebelikler olabiliyor. Onun dışında yer kaplayan bir kitle benzeri bir oluşum olabiliyor bazen rahim ağzını kapatan, normal doğum yapmasına uygun olmayan. Bazen her şey normal, öncesinden bildiğimiz bebekle alakalı da bir durum yok ama aynı gelişen durumlar olabiliyor. Bebekle alakalı güven vermeyen bir durum olduğunda acil sezeryan planlamamız gereken durumlar da olabiliyor. Aslında ikisinden bir tanesi seçilmelidir, öncesinde planlanmalıdır gibi bir şey söylemek de çok doğru değil. Bu konuda ısrarcı olmak da aslında çok doğru değil. Sizi takip eden hekiminiz zaten doğum şeklinin hangisinin hem anne hem bebek için uygun olduğuna karar verecektir. Yani her koşullar uygunsa genellikle de bir problem saptanmıyor. Tabii ama yani bu demek değildir ki sezeryan da olunabilir demek değil. Tabii ki sezeryan aslında normal doğum yapamayacak anne veya bebek kaynaklı veya ikisi birden kaynaklı normal doğum yapmasında bir sıkıntı yaşayacağımız bir hasta grubu varsa onlar da bir alternatif olarak düşünebiliyoruz. Yani biz de tabii ki aynı anneler babalar kadar biz de anne ve bebeğin eve sağlıklı bir şekilde dönmesini istiyoruz. En uygun seçimi doktorumuz o anki şartlara ve hastaya göre verecektir. Evet, çok güzel. Buradan da hastalarımızı tekrardan bilgilendirmiş olalım. Baştan bunun karar verilmesi doğru değil. Hekimimiz neyi yönlendiriyorsa doğumda yaklaştığında karar verilir zaten. Peki şunu sorsam, diyelim ki bir sezeryan gerçekleşti. İkinci bir sezeryanı ne zaman yapabilir bir doktor? Veya hani sezeryan bebekten sonra bir anne ne kadar sürede gebe kalabilir? Sağlıklı olanı nedir? Normal şartlarda biz aslında iki gebelik arasında 1,5-2 yıl olmasını istiyoruz. Bundan ayrı sezaryen sonuçta bir ameliyat oldu, rahim kesildi, yeniden onarıldı. İyileşmesi için biraz fırsat tanımak lazım. En azından bir yıl geçmiş olmasını kesinlikle istiyoruz ki rahim dokusu onarılmış, toparlanmış durumda olsun ama mümkünse 1-2 yıl diye söyleyebiliriz. Bir de şu var Diler Hocam. İlk çocuğu sezeryan oldu, belli bir vakit geçti, diyelim ki üzerinden 5 yıl geçti. Bu kişiler illa sezeryan yapmak zorunda değil sanırım. Vajinal doğum sezeryandan sonra da mümkün olabiliyor. Hani belli bir sezeryanın yakın olmadığı zaman diliminde vajinal doğumda yapabiliyor diye biliyorum ama siz bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, yapılabiliyor aslında. Fakat bu doğum esnasındaki sancılarla beraber hani eski sezeryan hattımızdan yırtılmalar, anne ve bebeği durumunu acil tehdit edecek durumlar oluşabiliyor. O yüzden hani evet yapılabilir ama yapılması tüm koşulların sağlandı. Acil sezeryana dönülebilecek durumlar olsun. Daha gelişmiş hastaneler diyeyim daha doğrusu. Anladım. Daha büyük hastanelerde tabii ki hekimin bu konuda tecrübeli olması da belki önemli olabilir. Çeşitli merkezlerde denenebilir diyelim. Anladım. Teşekkür ederim. Peki kadınların en büyük bazen hastalıklarından veya sorunlarından bir tanesi de simir testi ve simir testinin arkasından çıkabilecek sonuçlar. Bu simir testi nedir, ne için yapılır ve ne zaman yapılmalıdır? Şöyle, aslında HPV'den bahsetmek lazım galiba öncesinde. HPV en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalık diyebiliriz. Kadınların yani %80'inden fazlasında ortalama hayatının bir süresinde bu enfeksiyonu geçirdiğini düşünüyoruz. Bu HPV'nin bazı tipleri oluyor. Aslında yüzün üzerinde tipi var. Belli bir kısmı bunların sihir yapıyor. Belli bir kısmı kanser veya kanser öncüsü lezyonlara sebep olabiliyor. HPV taramasını yaptırdık diyelim. Hastalar bazen şu şekilde endişelenebiliyorlar. HPV virüsü demek o an için kanser olduğunuz veya bunun kesinlikle ilerleyen dönemlerde kansere dönebileceği anlamına gelmiyor. Bazı tipler var bunlarla alakalı. Kimileri sadece sihir yapıyor. Kimileri
kanser öncüsü lezyon yapıyor. Bunların da bazılarının tipleri daha yüksek riskli oluyor ve daha sık görüyoruz bunları. Bunlarla alakalı taramalar yapıyoruz. Kimisinde pozitif, negatif çıktığı durumlara göre takip sıklığımızı değiştirebiliyoruz. Bazılarında daha ileri incelemeler yapmamız gerekiyor. Şöyle söyleyelim. Şimdi Türkiye'de tarama şu şekilde ilerliyor. Normalde 21 yaşından sonra 30 yaşına kadar hastaların her 3 yılda bir simir testi yaptırmasını öneriyoruz. 30 yaşından sonra simir artı HPV beraber bakıldığında eğer bir problem görülmüyorsa 5 yılda bir tekrarlanmasını öneriyoruz. Bu aslında atlamamamız gereken bir durum. Biz normalde simir testini yaparken kanser tanısı koymak amacıyla bunu yapıyoruz demekten ziyade kanser öncüsü lezyonları saptayıp zaten hiç kanser olamamışken tedavi etmek, ortadan kaldırmak gibi düşünebiliriz. O yüzden taramalarını hastalarımızın düzenli yaptırmasını öneriyoruz. Erken tanı, erken tedavi. Evet. Peki diyelim ki bu taramaları geciktirdik veya yaptırmadık. Bu sihirler veya da HPV virüsünün belirtileri nasıl, yani ne hissederse mutlaka dediğiniz gibi belli aralıklarla gelmesi lazım ama diyelim ki gelmedi bir hastamız. Ne zaman gelsin? Sihir gördüğü zaman hastalarımız zaten bunu çok bekletmeden genellikle geliyorlar. Onun dışında bu hep rahim ağzında bir lezyon varsa bazen bunlar enfeksiyon, kötü kokulu akıntı, bazen de ilişki sonrası kanamalar yapabiliyor. Bu durumlar varlığında gelmelerini öneriyoruz. Ama zaten aslında şöyle, bu durumlar varlığında demek de çok doğru değil. Normalde her kadına yıllık jinekolojik muayene öneriyoruz biz zaten. HPV aşıları da bizim için önemli. Bazen hastaların kafasında şu tarz sorular da olabiliyor. Sanki HPV virüsünü vücuduna alıyor gibi. Aslında HPV'ye ait viral bir yük değil de daha çok virüsün dışındaki kapsül proteine karşı geliştirilmiş değişik teknolojiler kullanılıyor. O açıdan endişeli olan hastalarımızda bunu da söylemiş olalım. Onun dışında bu aşılara başlarken 11-12. Yaşlarda ortalama, başka ülkelerde olsun 9'lu yaşlara kadar çekilebiliyor. Mümkünse cinsel ilişki başlamadan önce, bu virüsle hiç karşılaşmadan önce aşının etkinliğini artırmak için aşılanmalarını öneriyoruz. Bu konuda hani anneler babalarda çocukları için. Sonuçta o yaştaki bir çocuğun bununla alakalı bir fikri olmadığını düşünürsek bu konuda bilinçlendirmek lazım. Kendi çocuklarına da HPV aşısını mümkün olan, uygun olan yaşlarda yapmalarını önerebiliriz. Bazı hastalarda da şöyle durumlar oluyor. Hani kim az aslında bununla alakalı işte Sağlık Bakanlığı olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, medya olsun, akademisyenler, doktorlar olsun. Hani bilgilendirmeye çalışıyoruz aslında hastalarımızı ama her zaman yeterli bilgiye sahip olunmuyor diyelim. Herkesin bir fikri var belki ama yeterli bilgi mi değil mi? Evet. Orada bazen soru işareti oluyor. Hastalar şöyle düşünebiliyor. Çocukken yaptırmadım ya da yaşım biraz ilerledi. Artık bununla alakalı cinsel ilişki başlamış olsa veyahut daha öncesinde hastamız HPV virüsüyle karşılaşmış dahi olsa, buna bağlı bir lezyon bile görülmüş olsa artık daha ileri yaşlarda da ve bu söylediğim durumlarda da HPV aşıları yapılabiliyor. Yani geç kalınmışlık gibi bir şey söz konusu değil. Her zaman aşı için başvurmaları gerekiyor. Aşılar 4'lü ve 9'lu aşılarımız var. 4'lü aşılarla %65 gibi bir koruma sağlarken bu 9'lu aşılarda çıkıp diğer riskli tiplerine de karşı koruyuculuk sağladıktan sonra %80-90'lara varan bir koruyuculuk görüyoruz. Eğer aşının içerdiği tiplerden bir tanesiyle enfekte olmuş hasta varsa da neredeyse bu tiplere karşı, lezyonlara karşı neredeyse %100'e yakın bir koruyuculuk sağlıyor aşılar. Bir lezyon varsa da bu lezyon hani gelişen sekerlerin bile hani geri dönülmesine etkili olabildiğini söyleyebiliriz. Peki bu konuda bilinç düzeyi nasıl halkımızın? Hani gerçekten bu HPV aşıları yeteri kadar biliniyor mu ya da daha çok dillendirilmesi gerekiyor mu sizce? Aslında yeterince dillendiriliyor diyebilirim. Bir şekilde hastaların bununla alakalı istekleri ya da sorduğumuz zaman yaptırmış, taramalarını yaptırmış oluyorlar. Bu konuda hani belki Sağlık Bakanlığı'nın politikalarının da tabii ki etkisi olmuş olabilir. Kanser tarama merkezlerinde yapılabiliyor bunlar. Dilara Hocam, bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bu konulara da girmişken buna da değinmek isterim. Tamam. Şöyle, meme kanseri aslında kadınlarda çok sık görülen, ölüme dahi sebep olabilen sıklıkla kanserler arasında bir tanesi.
Şimdi bununla alakalı da aynı şekilde tarama programları, bilinçlendirme stratejileri geliştirilmiş durumda. Hastaların bu konuda bilinçli olmasını, taramaları nasıl yaptırabileceğini bu ay içerisinde özellikle altını çizmeye çalışıyoruz. Ya da meme kanseri olan bir hastamız varsa ona destek. Ama işte çeşitli politikalar var. Şimdi şöyle, meme kanseriyle alakalı da şu şekilde bir yaklaşım var. Kanseri değil, tarama diyelim daha doğrusu. 20 yaşından sonra kadınların kendilerine her ay, 20 yaşından sonra her ay kendi kendine muayene yapmasını öneriyoruz. Hasta çünkü eğer kendi vücudunu, kendi memesinin görünümünü bilen bir kişi, evet, orada bir şekil değişikliği var mı, asimetri var mı, ciltte çeşitli değişiklikler oluyor mu, çekilmeler, büzüşmeler, bazen kanlı meme başı akıntıları olabiliyor, bazen ele gelen kitleler olabiliyor. Kişi kendi memesini bildiği takdirde ve aylık takiplerini yaptığı takdirde buradaki değişimleri daha erken algılama durumunda. Onun dışında sadece kendi kendine muayene değil, onu zaten söyledik, 20 yaşından sonra aylık yapılmasını öneriyoruz. Onun dışında gene 20 yaşından sonra 2 yılda bir doktorun muayenesine, 40 yaşından sonra da yıllık doktorun muayenesine gitmesini öneriyoruz. Bunun dışında da gene aynı şekilde simür testinin olduğu gibi bazı taramalarımız var. Onlardan bir tanesi mamografi dediğimiz, 40 ile 69 yaş aralığında, evet, yapılmasını önerdiğimiz, 2 yılda bir yapılmasını önerdiğimiz çeşitli taramalar, evet, meme taramalarımız mevcut. Peki diyelim ki ailemizde meme kanseri öyküsü var. Bu takipler, tetkikler daha erkene çekiliyor mu? Ya da gerçekten hepsi sadece... Tabii yok, hayır. Bunlar sağlıklı, herhangi bir risk faktörü barındırmadığını düşündüğümüz hastalar için geçerli. Ailede meme kanseri varsa bazı çeşitli genetik mutasyonlar, değişiklikler olabiliyor. Bu durumlardan bir tanesine kişi sahipse, normal kiloda değilse ya da östrojene fazla maruziyet olmuşsa, erken adet görmüş, geç menopoza girmişse, bu durumlarda risk faktörleri dediğimiz durumlar arasında, ama birinci derece akrabalarda, anne, kız kardeş, kız çocuk gibi akrabalarda meme kanseri varlığı bizim taramaları daha erken yaşa çekmemizi gerektiriyor. Veriyor, anladım. Çok önemli bir konu. Gerçekten kadınların hayatında önemli bir noktaya sahip ve kadınların maalesef hayatını kaybetmesine sebebiyet veren birinci kanser vakaları arasında geliyor. Buna da burada meme kanseri farkındalık ayından dolayı değindiğiniz çok iyi oldu. Bu konuyla ilgili başka vurgulamak istediğiniz, bilgilendirmek istediğiniz yerler var mıydı? Son olarak böyle üstüne basa basa ne söylersiniz hastalarınıza? Tabii. Bütün hastalarımız genç yaştan itibaren, 20 yaşından itibaren kendi muayenelerini yapmalarını, 40 yaşına kadar, 2 yılda bir 40 yaşından sonra yıllık doktor muayenesine gitmelerini, 40 yaşından sonra bir risk faktörü olmasa bile 2 yılda bir mamografi çektirmelerini hastalarımıza öneriyoruz. Çünkü yani erken müdahale edip erken tanı cerrahi veyahut başka diğer ajanlarla tedavi edilebilirliği yüksek olan bir hastalık ve tedavi olduğunda da yani %90'a varan sağ kalımları olan bir hastalık, muhakkak takiplerine, evet, muayenelerine gitmelerini öneriyoruz. Erken tanı, erken tedavi her zaman, her koşulda çok önemli. Kadınlarımızın da bunu aksatmamasını istiyoruz. Peki Dilara Hocam, menopozal semptomlar nelerdir? Bir kadının menopoz döneminde neler bekler? Menopoza giriş aslında bir geçiş dönemiyle başlıyor. 40 yaşından sonra gibi kabul edebiliriz. Bazı çeşitli adet düzensizlikleriyle başlıyor. Öncesinde adet kanamaların düzeninde ve miktarında değişme, bazen artmayla başlayan, daha sonrasında sıklığı giderek artan, yani önceden bir aylık adet gören bir kadın, artık 2 ayda, 3 ayda bir adet görüyorum gibi şikayetlere varan, değişiklik gösteren dönem. Sonrasında bir adet, son adet kanamasından sonra, bir yıl sonrasında, hiç adet görmedikten bir yıl sonrasında biz hastalarımız tamamen menopoza girmiş gibi kabul ediyoruz. Ortalama 51-52 yaş menopoz yaşı. Türkiye'de biraz daha önlere doğru çekilmiş durumda. 47-48 civarlarında menopoza giriş olabiliyor. Hastaların tabii ki bütün fizyolojisi, her şeyi değişebiliyor. Aslında şöyle, aslında yaşlanma anne karnında başlıyor gibi bir şey bile söylesek doğru olabilir kadınlar için diyelim. Bu yumurtalarımız anne karnında üretilmeye başlıyor. Yumurta ve yumurta öncüsü hücrelerimiz anne karnında üretilmeye başlıyor. En yüksek seviyesine anne karnında ulaşıyor. Doğuma kadar bir miktar azalıyor. Ergenlik dönemine geçtiğimiz zaman bunlar giderek her ay atılarak daha sonrasında menopozla beraber menopoza kadar tüketiliyor diyebiliriz yumurtalarımız.
Şimdi menopozda hasta adeten kesildi. Bir yıl geçti. Hastanın bazı şikayetleri olabilir. En sık gördüğümüz hastaların bize ilettiği şikayetlerden bir tanesi ateş basmaları, sıcak, gece terlemeleri gibi şikayetleri oluyor. Evet. Bunların dışında hastalar sinirlilik, uyku bozuklukları, yorgunluk, cinsel isteksizlik, idrar kaçırma gibi şikayetleri olabiliyor. Bunlar tabii hani aslında hastanın şikayetleri arasında ama bunlar dışında başka ne değişiklikler oluyor menopozla beraber? Vücutta bunun dışında osteoporoz riskinde artış görüyoruz. Kalp hastalıklarında artış bekliyoruz. Onun dışında bu kolesterol, lipid metabolizması üzerine olumlu etkileri var normal şartlarda östrojenin. Bu ortadan kalktığı zaman bu olumlu etkinin azalmış olduğunu görüyoruz. Bu gibi birçok semptom şikayet ve belirtileri olabiliyor menopozun. Bunlarla hani kişinin mümkün olduğunca az etkilenmesini istiyoruz aslında. Çünkü şu şekilde düşünürsek hastalar ortalama 75 yıl yaşayacağını varsaydığımız bir kadın 50 yaşında da menopoza girse hayatın 1/3'ünü menopozda geçirmiş oluyor. Olabildiğince konforlu her açıdan geçirmesi için önerilerimiz oluyor hastalarımıza. Bu noktada neye dikkat etmek gerekir dersek, şimdi muhakkak metabolizmada yavaşladığı için kilo alımı da artıyor. Evet. Onun dışında egzersiz zaten önemi saymakla bitmez. Muhakkak hani hastaları egzersiz öneriyoruz. Onun dışında osteoporoz riskini azaltmak için hastaların D vitamini takviyeleri olsun, kalsiyum takviyeleri olsun bunları almalarını istiyoruz. Besinler yoluyla da almalarını istiyoruz. Onun dışında ne önebiliriz? Bazı hastalarımızda hormon tedavisi gerekebiliyor. Şöyle ki, kimi hasta bundan korkuyor veya biz hekimler olarak da bazen mesafeli olabiliyoruz hormon tedavisine karşı ama bunların hepsi bu hormonu yerine koyduğumuz takdirde geri dönebilen semptomlar ve kişinin günlük hayatını çok fazla rahatlatabileceğimiz durumlar oluşabiliyor. Burada önemli olan hormon tedavisini verirken eğer bilinmeyen anormal bir vajinal kanama durumu yoksa, bilinen meme kanseri hastamızda yoksa, bununla alakalı risk faktörlerini barındırmıyorsa, kilosu kısmen çok obez diyebileceğimiz durumda değilse veya başka karaciğer hastalıkları olabilir. Bunlarla alakalı çeşitli durumlar yoksa hormon tedavilerini hastalarımıza öneriyoruz. Peki bu menopoz sürecinden sonra bir kadın menopoza girdi. Sürekli olarak takibini devam ettirmesi mi gerekiyor ya da kullandığı takviyeler? Şöyle aslında jinekolojik muayenenin hani yıllık olması çok değişkenlik göstermiyor. Mümkünse yıllık biz hastalarımızı her zaman için görmek istiyoruz. Ama bu takviyeleri eğer alıyorsa hastamız hormon tedavilerinden bahsediyorum. Hormon tedavisi gören bir hastamızın en azından 6-12 ayda bir bize tekrar gelmesini istiyoruz ki hem semptomlarını değerlendirmek için hem gelişen başka bir durum var mı hormon tedavisinden sonra ona bakmak için hem de hala ile hormon replasmanını devam etmenizi gerektirecek durumlar, şikayetler bunlar nasıl görüp ona göre devam etmek istiyoruz. Yani mümkün olduğunca hastayı rahatlatacak düzeyde ama daha kısa mümkün olan en az miktarda veya kısa sürede diyebiliriz. Peki hocam bazen erken menopoz diye bir şeyden bahsediliyor. Erken menopoz nedir ve kimler erken menopoz hastası olabilir? Aslında hani kişinin 40 yaşından önce menopoza girmesi olarak değerlendirebiliriz erken menopozu. Bu durumda hani hastaya göre şimdi farklılıklar olabilir. Burada hasta doğurganlığını tamamladı mı tamamlanmadı mı ona göre çeşitli yaklaşımlarımız değişiyor. Doğurganlığını tamamladığını düşündüğümüz bir kadında aslında bizim amacımız sadece hastayı adet gördürmek değil, görmesini sağlamak değil. Daha az önce saydığım semptomlardan olabildiğince korumak, kalp hastalıklarından, osteoporozdan, diğer şikayetlerden. Onlar için gerekli hallerde o zamanlarda da hormon replasmanlarına başlayabiliyoruz. Anladım. Dilara hocam, 1-7 Ekim emzirme haftası. Bu haftayla ilgili farkındalık yaratmak adına siz neler söylemek istersiniz? Şimdi anne sütünü yeni doğan için ideal besin olarak değerlendirebiliriz. Zaten eş benzeri olmayan bir ürün olarak değerlendirmek doğru tabii ki. Bu emzirme haftasının yapılmasının amacı annelere emzirmeye teşvik etmek. Anne sütünü bebek için ne kadar faydalı olduğunu hastalarımıza, annelerimize diyelim daha doğrusu hasta demek belki doğru değil, konusunda bilgilendirmek için. Bu haftanın önemini vurgulamak doğru.
Anne sütü sadece besinlerden zengin değil, aynı zamanda çeşitli immünolojik faktörlerden koruyuculuğu çok yüksek olan bir içerik. Anne sütüyle beslenen bebeklerin bağışıklık sistemleri daha güçlü. Bebeklerde bağırsak enfeksiyonları daha az görülüyor, ishal enfeksiyonları daha az görülüyor, cilt enfeksiyonları olsun, atopik cilt enfeksiyonları, bunların hepsinin daha az görüldüğü, aynı zamanda solunum yolu enfeksiyonlarının hepsinin daha az görüldüğünü söyleyebiliriz. Bebeklerde, anne sütüyle beslenen bebeklerde ani bebek ölümlerinin daha az olduğunu, daha sonrasındaki büyüme ve gelişiminin daha ileri düzeyde ve anlamlı düzeyde arttığını söyleyebiliriz. Sadece bebek için değil, aslında anne için de çeşitli faydaları var. Emzirmeyle beraber annedeki kilo kaybındaki artış daha anlamlı diye söyleyebiliriz. Onun dışında emziren anneler için meme kanserinin daha az görüldüğüne dair yapılmış çalışmalar var. Anneye de bebeğe de en faydalı olan anne sütüyle emzirme. En az 6 ay kadar sadece anne sütü, sonrasında da ek gıdaya geçtikten sonra da anne sütü artı ek gıdayla beraber 2 yıl kadar, 2 yıl ve üzerinde emzirme hastalarımıza öneriyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Son olarak toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Şöyle söyleyelim, taramalar çok önemli. Her kadının yılda bir defa mümkünse, 1-2 yıl içerisinde, bir yıl geçmiş olsa bile 1-2 yıl içerisinde polikliniğe kontrollerine gelmesini, çeşitli taramalarını meme için olsun, rahim ağzı kanseri için olsun, bunları yaptırmasını öneriyoruz. Yani erken teşhis hayat kurtarıyor. O yüzden çekinecek, utanacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler, bugün Sağlık Vakti programının konuğu Özel Medinova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Dilara Can bizlerle birlikteydi. Kadın hastalıklarına dair birçok bilgi edindik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.